Süpersin. Aferin. Bana hep soruyorlardı, niye Türkiye'nin son tel cambazısını neden yetiştirmiyorsun? İşte ben bugünü arıyordum. Onlar sadece usta çırak değil, aynı zamanda baba oğul gibiler. Ayaklarına meslerini giyiyor, ipi germek için beraber toprağa kazık çakıyorlar. Mehmet Emin ipe çıktığında ise ustasının duyduğu gurur tarif edilemez. İp cambazlığı 4000 yıllık bir Türk geleneği ve son ip cambazı Özdemir Bey artık bir çırak yetiştiriyor. Mehmet Emin'in ip üzerindeki eğitimi devam ediyor. Türkiye'nin son tel cambazı unvanı hemen hemen 40 yıldır üzerimde. Çünkü 40 yıldır Türkiye'de bu işi yapan Türk ip cambazı hiç kalmadı. Ama artık bundan sonra işte gördüğünüz gibi Emin olacak inşallah. Ona çok önem veriyorum ben. Çünkü 4000 yıllık tarihi bir sanat bizim. Bütün dünyaya ip üzerindeki gösteriler Türklerden yayılmış. Doktor Özdemir Erdoğan 60 yıldır ip cambazlığı yapıyor. Türkiye'deki son ip cambazı olarak biliniyor. 3 yıl önce baş dönmesi nedeniyle ipe çıkamamaya başlayınca çırak yetiştirmeye karar verdi. O günden bu yana tam 58 yıl oldu. 60 yıl diyelim çıraklığım. 60 yıl oldu. Öğrenme sürecinde bol bol izledim. Ya şöyle bir yıl Özdemir abiye baktım, neler yapıyor, neler ediyor. Hep yanında, nereye gidiyorsa yanında gittim. Kurumuna da baktım, çıkmasına da baktım, eşyalarına da baktım. Bir yılın sonunda bana bundan daha da alçak bir telde bir çalışma imkanı tanıdı bana. Orada bir çalışmaya başladık. Zamanla o pandemiden sonra herhalde bu teli de kurmaya başladık. Biraz daha yukarı çıktım. Şimdi de gösterilere başlıyoruz. Beylikdüzü'ndeki cambazhanede halka açık gösteriler yaptığı sırada Mehmet Emin Çelikel'le tanıştılar. Mehmet Emin'le 3 yıl önce pandemi başlamadan akşamları ben şu gördüğünüz telde, büyük telde, bu Emin'i çalıştırdığımız çırak telinde değil, bu büyük telde gösteriler yapıyordum. Burası masa sandalye yayılı, çok güzel bir bahçeydi. Halka açık bir bahçe. İnsanlar ailece, çoluk çocuk gelip seyrediyorlardı. Mehmet Emin de arkadaşlarıyla gelmiş bir gün. Seyrederken hoşuna gitmiş. Geldi benimle tanıştı. Bir film gösterimi de vardı. Sihirbazlık gösterisi de vardı. Cambazlık da vardı. Dedim bir bakalım neymiş. Telden indiğinde Özdemir abiyle görüştüm. Dedim abi bana da öğretir misiniz? O da olur dedi. Yarın gel bir konuşalım oldu. Bir yandan okuyorum. Boğaziçi'nde rehber ve psikolojik danışmanlık okuyorum. Hazırlık sınıfı İngilizce öğreniyorum. Burası bana daha çok yardımcı oluyor. Okul sıkıyor beni biraz böyle habire ders, ev ders. Kafamı dinlemeye, burada çalışmaya, Özdemir abiyle muhabbet etmeye, sohbet etmeye geliyorum. Burası beni dinlendiriyor. Son ip cambazının veliahtı olan Çelikel, usta ipine çıkmak için artık gün sayıyor. Ustası Özdemir Turan ise sihirbazlık gösterileriyle vatandaşla buluşacak. Bu ufak telde biraz daha çalıştırarak bu büyük tele çıkaracağız. Büyük telde kalfalığını yaptıktan sonra böyle sizler de gelirsiniz inşallah, ona Türkiye'nin son tel cambazı unvanını sırtını sıvazlayarak teslim ederiz. Heyecanlıyım bu konuda. Yapabileceğim mi bilmiyorum ama Özdemir abi yetiştirdikten sonra yaparım. Ben ne yapayım? Tele çıkmayacağıma göre ben sanatla yoğrulmuş bir adamım. Ben duramam ki. Ben bu sefer tekrar eskiye dönüp sıfırdan sihirbazlık çadırımı açarak gösterilere başlayacağım.